Ben şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bunu toplamakla barınakla da önüne geçemeyiz. Yani barınaklar artık sığmaz oldu. Şimdi senin dediğin ama ben şöyle katılmıyorum. Ondan önce sokaklarda başıboş gözen hayvanların kontrol altında. Değişelim abi. Orada yesinler mi diyorsun? Abi onlar zaten yiyorlar. Biz de koyun keçi yiyoruz. Onlar gönderesinler. Biz yiyecek, biz gönderip onlar yesinler. Hayvan severce bir yaklaşım. Görüşmek sen, üzere. Sen abi sana bir söyleyeyim mi? Şeye kazandılar mı ya? Ekonomiye. Ekonomiye katkı olsun abi. Şey diyorsun, burada diyorlar. Kangallık iddiası yok, kurtçuluk iddiası var. Aynen. Sonra oynarken de şu şeylerin kemiklerle oynamaya başlıyor. Ağız, benim köpeklerin ağız yapıları çok sert. Evet, çene. Çene. Bak, çene. Bu sefer beni de şey yapmaz. Ne yapmaz? Vallahi çok güçlü bir de köpek. Gel oğlum, gel bakayım. Gel. Gel. Sana da yapıyor mu ki bunu? He? Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba, nasılsın Cankat? Hoş geldin. Serbest. Hoş bulduk kardeşim. Ne var ne yok? Çok şükür bizler iyiyiz. Siz de nasılsınız? Biz de çok şükür iyiyiz. Geçen Ramazan'dan önce geldik. Evet. Biliyorsun Arpacı dayıyla falan sohbet videosu çektik. Evet. Bu arada Fettah kardeşim de orada. Gel Fettah. Fettah. Hoş bulduk kardeşim. Fettah'ın orada da dünya şampiyonu Kangal Zorro videosu çekmiştik. Bir de akşamleyin halasının amcanın oğlunun orada güzel bir video sohbet videosu evet, çekmiştik. Evet. Orada ertesi gün gelip Fettah şey Cankat'la video çekecektik ama Antep'ten bir arkadaşlar bize araba gönderdiler bizi aldırmak için. Abi adam durmuyor. İlla gideceğiz diyor. Bizi zor durdu. Hatta bizim videoda. Hatta Zorro videosunda ne zaman gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Adam görevini yapıyor. Ya abi ben adama dedim ki en sonunda yani dedim kardeşim senin işin varsa lütfen git. Biz kendimiz geliriz dedim. Masum'a. Beni öyle sinir etti yani. Burada da zaten ya şu abi duramayız. Acele beni bekliyor. Şimdi patron emretmiş ya. Durmuyor adam. Onun da kendi işi var aslında. Maalesef gelemedik. Biz de bastık gidiyoruz yola. Ulan bir baktık göksünü çıkmışız zaten. Ben de tam bilmiyorum tamam mı? Bir baktık yola devam olmuşuz. Adam çok heyecanlıydı. Ha biliyorsun yani sen. Evet. Ulan bir sinir oldum bir sinir oldum. Buraya kadar geldik. Şimdi herkes tabii Mega Kangal Cankat kardeşimizi ilgiyle takip eden sevenleri vardı. Köpeklerini sevenler var. Hı. Ne oldu bu adam niye bıraktı? Şimdi bir tane köpeğim vardır. O köpeği çok kişi sevmez ya da seni çok kişi sevmez ama birkaç tane de fanatik hayranı köpeğin de vardır, senin de vardır. Mesela bizim Pusat öyle. Abi Pusat nerede? Pusat nerede? Pusat'ın videosunu koyuyoruz. O kadar fazla seyredilmiyor. Ama o adamlar seyrediyor. O adamlar da fanatik olduğu için yazanlar onlar. Yani Fettah diyorum hep. Fettah gider misin lütfen? Cankat'ı. Altında güneş geliyor ya ben gidiyorum ya. Cankat'ı çok merak edenler vardı. Evet. Niye video çekmiyor? Onun da cevabını köpeklere baktıktan sonra veririz. Tamam. Tamam. Hadi gel bir köpeklerimize bakalım. Ne evet, var ne? Oo, bu dişimiz çok güzelmiş ya. Kangal herhalde. Bu Ahmetçik Sarı'nın torunu. Çok güzel. Maşallah Allah nazardan saklasın. Cankat'cığım şu biraz ileri doğru götürsen onu. Gel kızım gel. Fettah daha iyi bilir. Fettah'ın çeyrek altını var ya. Evet. Bu tüm altın işte. Bu tam altın diyorsun. Tam altın evet. Evet gerçekten bu, de öyle. Bu özü. Bu tam altınmış. Evet. Bu yavrular ne? Babaları Kangal mı değil mi? Değil. Babaları kim bunların? Bu yurt dışına getirdiğim şey samurayı çiftleştirdim. Ha samurayın yavruları. Evet. Şu samuray gibi beyaz olmuş. Samuray burada mı? Yok burada değil. Ama evet, çok harika bir dişim. Ben peki geldiğimde burada mıydı bu? Buradaydı. Şimdi şunu aslında iple dışarı çıkartalım. Çıkartalım. Çıkart. Enin güzelliğine bak maşallah ya. Yavruları da hep Kangal'a benzetmiş. Babaları Kangal değil. Bak şu dahi Kangal'a benziyor. Maşallah çok da illa ayaklı yavru. Hangi dişi? Bu dişi Kangal zaten. Baba Kangal değil de bunu mu işletmek lazım diyorsun? Adam değil diyor. Kangal abi o sana makara yapıyor ya. Yani şey nereye? Nasıl değil? Devir gerisinde bir şey vardır bilmiyorum yani. Yok yok o sana makara yapmıştır. Kim diyor 50 bin lira vereyim? Fettah. He Fettah mı? Zorro ile çiftleştirip buna diyor. Yok Fettah 50 bin lira istiyor ya Zorro'ya çekmek için. Çok güzel bir dişi maşallah. Dur kızım. Allah nazardan saklasın. Şey, evet arkadaşlar. Baya güzel sallı, kalın, iri bir dişi. O da şimdi beni koklamak için buraya döndü. Kızım dur, pozumuzu bozma. Dur kızım dur. Dur kızım dur. Dur. Dön bu tarafa. Dur, kaç yaşında Cankat? 3 defa yavruladı. Daha genç yani. Allah'ın izniyle şimdi tam saf. 5-6 var mı? Var. 5 var. 5 var. Bak ayaklarına şöyle bir yakın ayaklarına girelim. Ne kadar güzel. Tavşan ayaklı.
Köpek tipik kangal maşallah. Tabii yavruları var şu anda ve yaz tüylerini biraz düşürmüş, seyreltmiş. Tam yeni tüylerini atmış. Evet, köpek biraz da zayıf. Zaten bak postu arkasında duruyor. Bu da benim ayaklarımdaki kokuları, köpek kokularını kokluyor şu anda. Ve tam simit kuyrukla bir dişi ama mahcubiyetinden şey yapmıyor. Tabii göstermiyor kendini şimdi. Zaten ucundan belli diyor. Ve tüyünü de attığı için kıvıramıyor. Evet. Ucundaki çengelden bak, çengel takılıyor adamın eline. Belli. Tabii köpeklerde bu kangallarda biraz bazılarında özellikle kameraya karşı bir şey var ya. Kameradan bir frekans sesi mi geliyor? Ne oluyor? Özellikle farklı taraflara yönlendiriyor kendisini. Ama Ahmet Çiklis Sarı'nın tipik ben Ahmet Çiklis Sarı'yım diyen bir tipi. Bak kızı mesela Volkadoğullardan, onu da birebir kendine benzetmiş. Aynen. Bu da baskın gen olduğunu gösteriyor. Kangalların bu köpekler içinde çok baskın gen olduğunu gösteriyor. Maşallah harika bir dişi. Belki videoda yeterince iri olduğu belli olmuyordur. Boylu poslu, gayet güzel bir dişi. Çok zayıf ve tüyünü atmış olmasına rağmen. Tabii altın değerini sarraf anlıyor. Şimdi şöyle de bir durum var. Mesela geçen gün bana bir arkadaş resim attı. Bizim Bozo var bir köpeğimiz. Tipik kangal, çok güzel. Daha 15-16 aylık. Efendim? Aynen. Şimdi aklıma geldi zaten. Ben de oturuyorum hep. Köpeğin boyu posu yeterli ama bizim yanımızda ufak duruyor. Şeye hep diyorum ki Cankat'a, Fetta. Cankat'a, Fetta hep diyorum ki oğlum kaç boyun senin? 1.93 abi. 1.93 boyun var. Köpekler yanında ufacık duruyor. Ayakta durma diyorum. Sinan'la video çekmişler. Sinan da uyarmamış onu. Tabii öbür tarafa bakması lazım. Abi adamın diş kapağına giriyor en büyük köpek. Yani ne yapacağım bunun yanında, öyle değil mi? O yüzden geldim ben, oturdum yere. İyi yaptın, iyi yaptın. Aslında sevmediğin adamın yanına gideceksin, videoda yer alacaksın. Alpacı değil ya, bunlar okuntu olaymış. yani ufak diyorlar abi. Şimdi arkadaş bizim Bozo denilen köpeğe laf atmış. Demiş ki abi bizim göremedik de senin ne gördüğün ne var bu köpekte? Dedim ki kardeşim göremeyen göze ben ne anlatayım? İşte ondan sonra bir daha bir iki böyle ben de kızıp da laf söyleyince abi niye kızıyorsun o zaman? Yani bu uşakta gözü yok. İşte tipi tip değil. Oğlum kangaldan ne anlıyorsun sen? Bu köpek tipik kangal. Bu uşakta gözü yok diyorsun. Zaten bu uş köpeği değil ama 15 aylık kendinden büyük köpeklerle kavga ediyor. Onlar da dövüyor. Başta birkaç kere başımıza geldi. Süper sert bir köpek. Normalde de hiç agresyon göstermiyor ama bir şey olduğu zaman da hakikaten köpekleri biçen bir köpek. Yani adamlara anlatamıyorsun abi neyin ne olduğunu. Şimdi bu köpeğe niye bahsettim? Köpek tüyünü atmış. Zayıflamış. Mazlumda duruyor. Köpek kendine göstermiyor. Ama harika bir köpek. Yakından baktığın zaman boyu posu her şeyinde güzel bir kangal. Üretimi şeyde yaptık bunu. Ayhan'ın orada yaptık Afyon'da. Sonra yetişkin olduktan sonra getirdim yeri buraya. Bunun anası babası yoksa oradaki köpekler mi? O iki tane kardeş miydi? Onlar yani öldü mü o kurtçular? İkisi de öldü. Biri bende öldü. Burada öldü. Hmm. Biri orada öldü. Erkek orada öldü. Dişi burada öldü. Ayhan arkadaşımız da çok güzel bir insandır. Evet. Mümtaz bir şahsiyet. Evet. Sevdiğimiz, saydığımız, gerçekten adam gibi adam diyebileceğimiz. Ya. Ben öyle gördüm yani. Aynen. Ben öyle kolay kolay şey yapmam yani. Evet. Bu kapıdaki hepsi onundur yani. Hepsi. Evet. Yo güzel bir insan gerçekten. Evet. Yani misafirperver, gözü gönlü, tok, bol bir insan. Ona da selam olsun. Onun kapıda doğmadı ama değil mi bu? Onun kapıda doğdu. Öyle mi? Ha, bir de erkeği vardı. Ana baba kim ki bunun? Ben gördüm buraya, onu. Buraya gelip çekildi. Hmm. Bunlarda çolaklık da var, sambacılık da var şeyde, baba tarafında. Hmm. Ama anne tarafını verdi. Gene aynı bizim genleri verdi. O zaman dediği doğruymuş. Tam saflık yok ama safkan tipi var. Bu Ahmet Çiksar'ı da çolaklar çünkü ya da dediğin sambacı beyazlarda şey var, güdük kanı var. Çolaklar aynı bu şekilde, bizimkiler gibi. Hmm. Ha, çolaklar kangal mı? Kangal. Onlar kangal. Sambacılar da yok ama. Sambacılar kırık. Yani. Ama Ahmet Çiksar'ı nasıl bir soysa nadir olarak böyle neye çekersen çek kangal veren. Değil mi? Türkiye'deki en enteresan soy bak. Gen baskınlığında, kangal geni olarak baskınlığında benzersiz. Çünkü tamam var öyle bilmediğimiz köpek. Yani soyunu bilmediğimiz köpekler de var. Mesela neye çekersek çekeyim kangal veren dişiler var. Bizde de gördüm bende de var bazı köpekler. Ya da bazen karşıdaki ne varsa onu veren dişilerim de var ama bu Ahmet Çiklis sarı soy nasıl bir soysa kardeşim direkt yavruları da torunları da hep kangal çıkıyor. Evet. Çok baskın bir genler.
Ve kurtçul çıkıyor. Tabii Cankat'ın burada kangallık iddiası yok, kurtçuluk iddiası var. Aynen, aynen. Tüm Türkiye'ye duyurulur. Ben kurtçuluğa gerçekten şeyim. Hatta geçen gün bir videoda da bahsettik. Bu şeyi biraz hızlandıralım falan diye. Serbülent, sana da biraz şey yaptık Serbülent Bey, gönderme yaptım. Yani kurtçu, kurt testlerini mi? Kurt testlerini. Valla nasıl hızlandıracağız ki onun? Vallahi onun yani. Olabilmesi için bir hayvanat bahçemiz olacak, kurtlarımız olacak. Her yarışmada götüreceğiz. Kafeslerle ya, onları test edeceğiz. Başka şansımız yok. Yakında bir sürprizim olacak. Gel buradan konuş. Yok, söyleme daha iyi. Kurt mu? He, o zaman boşver. Evet. Şimdi bir de şey söyleyeceğim. Ben video çekmediğim için dile getirmek istedim mesela. Evet. Takipçiler şey yapar. Bu biraz şöyle oturup bu taraftan, bu açıdan da çekebilirsin kardeşim. Biraz daha yakına şuraya. Bu barınaktakilerle ilgili bir olaylar. Evet. Var. Yani gerçekten ben buna yani direkt slogan dahilinde yapılması gereken bir şey. Bence o köpeği üretip sokağa bırakanları şey unutmak evet. lazım. Yani doğru. Bunu gerçekten çok canı gönülden söylemek isteyip de yapmak istediğim onları sokaklara bırakan insanları. Evet. Biz şimdi, toplamaya çalışıyoruz. Sence peki köpek, bu köpek yasasının ilgili senin görüşün nedir? Ne yapılması lazım? Ya şimdi bunu şey kontrollü. Mesela tüm çiftlikler ve bu bizim genelde kırsal kesimdeki bu hayvan besleyenleri ne yapılacak? Kısırlaştırılacak mesela. İhtiyaç fazlası devamlı kısırlaştırılarak yapılabilir. Kısırlaştırdıktan sonra sen diyorsun ki biz yarışmaları öyle bir güzel bir yere getireceğiz ki adam köpek istiyor. Kurt şeyinde kurtçul olan bir köpek istiyor. Gelecek direkt onu alacak. Çünkü üretici mesela sensin, benim. Evet. Bizden alacak. Onların başına bir şey geldiğinde gene bizi bulacak. Evet. Kendi üretmeyecek. Üretimi yasaklayacak. Kısır olacak onların ellerindeki. Hmm. Yani benim şey yapabilirim yani bunun önüne geçebileceğim tek şey o. Öbür türlü zaten bizim Türkiye'deki zaten genelde köpeklerle uğraşanlar yani kırsal kesimdekiler cahil oldukları için bir tanesini bırakırlar, diğerini şehirlere şey yaparlar, bırakırlar. Ben şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bunu toplamakla barınakla da önüne geçemeyiz. Yani barınaklar artık sığmaz oldu. Şimdi senin dediğin ama ben şöyle katılmıyorum. Ondan önce sokaklarda başıboş gözen hayvanların kontrol altına alınmak lazım. İnsanların elindeki çoban köpeklerini kısırlaştırmak değil iş. Şimdi yok ben şeyinin özünden giriyorum. Yoksa tabii bunları başta yapılacak. Ama işte önce sokaktaki problemi halledeceğiz. Özünü bataklık değil ki orası. Orada köpekler çok fazla şeye düşmüyor. Ama o sen oradakini kuruttukça oradan şeyde kaynaktan gene geliyor. Şimdi şöyle bir kaynağını sıkıntı kurutmaya var. O sıkıntı eğitim insana bir yere adam olanı eğitirsin. Adam olmayanı yine eğitemezsin. Herkes hırsızlığın yanlış bir şey olduğunu biliyor. Herkes ne bileyim ahlaksızlığın kötü bir şey olduğunu biliyor ama yine yapıyor. İstediğin kadar söylesen de yapıyor. Görünmedik yerde yapıyor. Şimdi köpeklerin sokakta benim görüşüm şu. Mesela bir kere suç işleyen insana ne yapıyorsun? Adam gasp yapıyor değil mi? Hırsızlık yapıyor ya da cinayet işliyor. Hı. Adam öldürüyor durduk yere. Nefsi müdafaa olmadan, bir haklılık sebebi olmadan adama ateş ediyor, bir şey yapıyor. Bunları ne yapıyorsun? Topluyorsun, cezaevine atıyorsun değil mi? Evet. Başka ülkelerde idam kararı geliyor. Evet. Ya da işte ne bileyim tecavüz konuları falan. Bu pedofili işlerine. Normalde bizim ülkemizde yok ama olması lazım. Bunların idam edilmesi ya da kısırlaştırılması lazım. Evet. Köpeklerde niye bunu yapmıyoruz? Yani köpeklerde bir kişiyi parçalamış, bir çocuğu parçalamış köpekte tutup itlaf etmek lazım. Onun haricindeki masum sokakta hiç kimseye bir şey demeyen köpeği niye itlaf edeceğiz? Yani. Onu alıp hatta mahalleli köpeğin tanır. Bakın mahalleli köpeğin tanır. Mahallede adam gibi araştırma yapılacak. Hı hı. Böyle hayvan düşmanları değil. Fanatik her koşulda hayvanı da savunan insanlar da değil. Biz de hayvanları seviyoruz. Biz de hayvanları seviyoruz. Ama suça bulaşmayan insanla suça bulaşan insan nasıl bir değilse suça bulaşmayan köpekle suçlu köpek bir değildir. Yani psikopat bir köpekle sakin kimseye zarar olmayan köpeği ayırt etmek lazım. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi o psikopat köpek kendi kendine sokakta psikopat olduğuna inanıyor musun? Yoksa sahibi tarafından psikopat yapılıp sonra sokağa bırakıldı mı acaba? Şimdi bak abi. Benim gördüğüm insan eli gene insanlar onu oluyor. Onu genelleme yapamazsın. Yani, onu genelleme yapamazsın. Şimdi köpek, birçok köpek var. Serbest gezerken insana saldırmıyor. O köpeği alıyorsun.
ekmek veriyorsun, kapıya bağlıyorsun, bir bakıyorsun evini savunuyor, hatta giren hırsıza saldırıyor. Bu eğitimle alakalı bir şey. Şimdi köpek psikopat yapılıp sokağa bırakan kaç tane vardır? 1000 tane de 2 tane vardır, 5 tane vardır. Hep öyle değil ki. Yok, şimdi psikopat yapıp da bırakılmıyor. Mesela köpek beslemeye başlıyorsun. Köpek artık savunmayı öğreniyor, insanlara saldırmayı öğreniyor. Abi ama öyle kaç tane köpek var ki şimdi? Doğuştan sokakta büyüyen bir köpek çocuklara veya da birine saldıracağına inanmıyor. Şimdi işte içinde var. Zaten tek başınayken saldırmıyorlar. Çete oluyorlar. Çete olarak birbirlerini öğretiyorlar. Kötü bir köpek geliyor içlerine. Aynı şekilde sokakta videolar var. Köpek mesela bir kız çocuğu ya da bir kadın gidiyor. Arkasından bir erkek gidiyor. Sokakta köpek kaşınırken, süklüm püklüm giderken kadına hamle yaptığı anda sokak köpeği ona saldırıyor. Erkeği uzaklaştırıyor. Böyle iyi niyetli köpekler de var. Öbür taraftan kaçıyor, apartmanın içine de kaçsak küçük çocuklara sıkıştırıp çekiştiren köpekler de var. Şimdi öyle ya da böyle o suç işleyen köpeği alıp onu ya tecrit edeceksin ya da cezalandıracaksın. Neyse onun kanundaki yeri o anda. Yani. Onun haricinde sokakta mahallenin bir köpeği var. Benim mahallemde mesela yaşadığım yerde 2 tane sokak köpeği var. Çok iyi bildiğim. Bunlar kısır hayvanlar zaten. Geceliğin hırsıza gördüğümü havlar. Normal sokak sakini hiçbir şey de yapmaz. Köpekte de geçersen köpeğe de avlar. O köpeğin bana bir zararı yok ki. Üstüne basıp geçiyorum. Benim her gün kapının önünde ben su veriyorum, ekmek veriyorum. Onu niye toplayıp da yuvasından uzaklaştıracaksın? Eğer orada bir çete varsa, 10 kişilik, 10'lu bir çete, insanlara saldırdığı tespit ediliyorsa onları toplayacaksın. Onlardan bir tanesi de böyle eğer gerçekten birine parçaladıysa onları da itlaf edeceksin. Ya da kontrol altına tutacaksın. Yani ben tamam sahip olabilir. Ya da senin dediğin gibi olabilir. Mesela adamlar davarı bittikten sonra sokaklarını salan gerizekalı. Sen al. Yarım altınlar üretmeye başla. Çeyrek artık modası geçti. Evet. Yarıma geç diyorsun. Yarıma geç artık. Tamam. Tamam, bundan neyse. Bunlar neydi? Kaç hareketli bunlar? 5 mi? Aynı öyle. Bu gürün torunu, dişi. Hı. Süper bir şey. Mahsıkçı. Vereceğim, sahiplendireceğim. Buralarda gezdirdim. Şimdi sahiplendireceğim. Bu da Valka'dan girdi. Hı. Karolarla. Evet. Bu da Volkado getirdiğiniz bir şey mi? Samura getirdiğiniz Volkado mu? Yok. Bu şey. İple çıkartalım bunları. Evet, satın? Bu Queen'lere mi dayanıyor şimdi? Aynen. Queen'lere dayanıyor. Hacı'da şey vardı. Bu Pakistan'a mı satıldı? Afganistan'a satıldı. Pardon. Bunun babası. Afganistan'a satıldı. Bu anneden de babadan da onun şeyi olduğu için, soyu olduğu için. Evet. Bu da şeyin dişiyle erkek çiftleşiyor. Kardeş mi? Kardeşler. Sonra Hacı Bey bana diyor ki ne yapacağım abi dedi. Hı. Bir tane enik çıkacak dedim. Onu da bana hediye edeceksin dedim. Fetha sen gidiyor musun? Abi ben gidiyorum. Tamam, hoşça kal kardeşim. Allah görüşürüz. Allah'a emanet olun abi. Görüşürüz. Yine görüşeceğiz seninle inşallah. Tabii abi, Cankat abi senin şu söylediğin bir şey vardı ya az önce. Çeyrek altın. Çeyrek altın muhabbetin abi. Onu ayarlayalım. Ayarla. Dişi de sana vereyim de diyor. Çeyrek altından tam yarım altın üretimine geç diyor. Anca yarıma geçeceksin ama bak tam da değil. Şimdi Serbinet Bey aslında ben ona dişi veremem çünkü Çin'e ithal yapmaya çalışır. Abi sana bir söyleyeyim mi? Bu ithal içine de özellikle bir Çin'e konuşalım, oturalım, bir şöyle şey yapalım. Sen ne diyorsun bu konuda? Ben bu konuda şunu öneriyorum. Yani bu benim fikrim. Evet. Boş boşuna öldürmüyorum. Boş boşuna öldürüp de yani uyutup da sağa sola atmayalım abi. Çin'e gönderelim. Artı onun yerine inek versinler, koyun versinler, kuzu versinler. Değişelim abi. Evet. Değişelim abi. Orada yesinler mi diyorsun? Abi onlar zaten yiyorlar. Biz de koyun keçi yiyoruz. Onlar gönderirsinler. Biz yiyek, biz gönderirik, onlar yesinler. Çok hayvanseverce bir yaklaşım oldu. Sen tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Abi sana bir söyleyeyim mi? Şeye kazandıralım ya. Ekonomiye. Ekonomiye katkısı olsun abi. Şey diyor şimdi. Diyorlar şeye geçelim. Tasarrufa geçelim. Çok pragmatik bir arkadaş. Abi öldürsek daha mı? Ama zaten oraya götürünce öldürmüyorlar mı? Yiyor mu? Ya hayır mi? Orada bari insanlara şey yapıyor. Yararlı bir iş oluyor abi. Yiyorlar, içiyorlar. Evet abi bizimle değilsin. Vallahi abi bana bir çimli gelse duman attırım ortamı. İyi bakalım tamam. Evet. Bundan hiçbir şey çekemezsin Gülsen. Bu deprem zamanı doğmuş
yavru hiç ilgi göstermediğim için insanlardan tırsıyor. Evet. Bu biraz önce dışarı çıkarttığım köpek var ya. Beyaz. Ha şey, dişi. Dişi. Dişinin oğlu. Babası kim biliyor musunuz? Kim? Şu Denizli'de Ateş vardı ya, şampiyon. Hı. Güzellik yarışmasında. Evet. O. Ateş şu adamcı olan. Hayır şey, Hamit almıştı ya. Ateş. Hamit hangisi o bilmiyorum onu. Kırmızı bir köpek ya. Görmem lazım. Ha bir dakika, bizim şeyden aldın mı diyorsun? Sarı Ateş mi diyordu? Sarı köpeği aldığı köpek bu. Ali Tuna alacaktı falan falan. Aynen, o köpek aynen, tamam. Aynen. Ha, onun yavrusu. Onun yavrusu. Onun çiftleşmesi. Yalnız mi? Anne hep kendine benziyor. Diğerlerini göstereceğim. Şöyle bir yürü bakalım, bir hareketlenir yine o. Yürüdüğün zaman yine bir hareketlenir. Bek kalkar. Kalkar tırsıyor. Tamam tırsın. Boyun posun. Gel. Gel. Sen arkasına doğru göz, kendi kendine şey yapsın. Gel. Gel oğlum gel. Tırsak. Boyu posu da güzel. Yok güzel. Aslında bunu serbest bıraksan sizin yanınıza gelmiyor mu? Kaçar gider mi? Ben bunu 10 aya kadar dışarıda gezdirdim. Tabii orada o zaman biz kulübede kalıyorduk. Hmm. Çok havladığı için hanım da kızarak ona... Ha, dışarıda mı havlıyordu? Dışarıda da havlıyordu çok aşırı. O da biraz kızınca... Mecbur içeri aldınız. Burada da iyice asosyal oldu. Evet, şimdi de psikolojisini yavaş yavaş düzeltiyorum. Bana bir şey demiyor en azından. Bunu bir kişiye sahip, bir kişiye vereceksin. Bir bahçede kendisi gezdirecek, öyle psikolojisi yerine getirir. Evet. Şimdi ben girerek yapıyorum, şey yapıyorum, seviyorum falan. En azından altına yapıyordu 50. önceden. Ben de 50'yim bari, şey olsun, rahatlasın. Gel, çok korkacak mı? Gel, tamam. Yok, yapacağımız. Tamam. Babuş. Tamam oğlum, tamam. Korkma, tamam. Tamam babuş, tamam. Tamam, aferin sana. Korkusun ya senin ağzına. Şeye de benziyor. Afgan tazlarına da benziyor biraz. Çok sallı boylu bir köpek. Şey, kafanı doldurduğun sonra güzel bir şey olacak da. Evet, masallar güzel. Evet. Evet, bu kim? Bu bizim koca Gürün'ün kızı. Tabii ben her zaman bahsettim. Bizim bu Maraş bölgesinde Çolaklar ve Ahmetçikli Gürün soyu. Bu iki soyun birleşimi oldu bu. Hmm. Şey anne tarafı şey Avşun'dan Çolaklara dayanıyor. Pemiklerden. Şey Yağmur dişiyle çiftleştirdim Gürün'ü ve bu çıktı. Bir de kardeşi vardı. Kardeşi patrondu. Erkek gibi ya. Çok orada, dövüşlü, kalın. Evet. Gürün de benziyor biraz. Suratı falan. Tabii. Kopyası Gürün'ün. Şey olarak şöyle bir yürüt bakalım biraz. Bu da aynı şekilde Zerbülent Beşe'ye gitti. Basarları falan da düzgün. Çok güzel köpek yani. Şey olarak fiziği düzgün. Onun. Bu da Ayhan'ın oradaydı. Hmm. Ben 2 aylıkken gönderdim. Tabii arsız olduğu için geri geldi. Çok mu boğuşuyormuş? Çok mi? Boğuşuyor. Dedi valla diğer sürülerle kötü oluyoruz dedi. Bu şey sürü köpeği değil dedi. Hmm. Arsızlık çok. Boğuş köpeği yani. Ha. Evet. İyi bakalım güzel. Fiziği çok düzgün. Evet, çil. Kalın. İsmini normalde çil. Biraz da kıllı herhalde, tüylü. Tabii Gürün, birebir Gürün şeyi. Güründen ama daha tüylü sanki. Yok aynı. Öyle mi? Aynı. Şimdi tülekte olduğu için biraz şey, daha da tam dökmemiş. Kurtçullu işte bunun, yani hiç şüphem yok. Çünkü iki sevdiğim soy karışımı, evet. Kurtçulluk bakımından. Kurtçu köpek arayanlar Mega Kangal'a başvursun. Evet. Yani. Beni şey değil, vitrin köpeği değil de dağdaki çobanlar beni bulsun. Evet. Sen çünkü hiç değmedin de. Yok. Sana baksana kuyruk sallıyor. Yok şunu aldın mı herkese kuyruk sallardı. Yok herkese sallamaz o. Yok bunu aldı çıkartacağım. Şimdi köpek aşırı adamcıymış. Cankat diyor ki biz bunu çıkarmayalım. Ben de diyorum kocaman bir köpek çıkar. 90 santimlik bir ayı. 88-90 arası. İşte bahsettiğim köpek bu. Neyden bahsettin? Bu Gürün'ün öz oğlu. Gürün'ü bu seviyeye o köpek getirdi. Şeyden Ayhan arkadaş verdi bana bunun annesini. Gel. Tabii senin köpeklere dayanıyormuş. Evet. Şey olarak da. He bunun şeyi mi diyorsun? Onların torunu mu? Ha benim köpeğin torunu. Aynen. Bir dakika şimdi Gürün'ü o dişlere mi çekmişler? Aynen. Benimkinin kızına çekiyorlar. Ben getirdim. Bu mu çıkıyor? He ben getirdim. Bu da ben çektim. Tamam benim köpek süper bir köpekti ya. Çok elli ayaklıydı ama yine anne soyuna benzemiş, yine Gürün'e benzemiş. Evet, ikisini de andırıyor. Evet, tutun bakayım şunu sen. Ne çıkartacaksın mı? Hı. Ya yapma, boş ver. Gel. Vallahi sıkıntı. Ya o bir şey demeyecek, gel oğlum. Ya sıkıntı bak, bu sefer benim de şey yapmaz. Ne yapmaz? Vallahi çok güçlü bir de köpek. Gel oğlum, gel bakayım. Gel. Sana da yapıyor mu ki bunu? He? Ben...
Ben hiç o şekilde davranmam ki. Her zaman bakmam dahi, göstermem. Sen bir dakika, nasıl yemek veriyorsunuz buna? He, buradan. Vay sistem. İçeride. Çıkar fırında içeri. Bak. Geri. Nasıl tamızlık olacak abi? Tamızlık oluyor. Şey, besleyen arkadaş gelir. Sen hiç dışarı çıkartmadın bunu? Yok, çıkartmadım hiç. Zaten yenemem de, benim şeyim arıyor, yenemem de. Allah Allah. Çok enteresan. Ben zannediyorum sen, seni tanıyor. Ha bize, ama senin yine tanıyor, baksana hiçbir şey demiyor. Yani yem veriyorum tabii, kaç aydan beri, 2 ay, 1,5 Valla ben yem versem bunu çıkartırım. Bak, bana bir şey demeyecek diye şey yaptım, hamle yaptım, iyi yaptı. Köpek. Çok güzel, yakışıklı köpek. Evet. Çok büyük ya, maşallahı var. Hem biz kafeslere girelim. Buraya girelim. Yo, biz kafeslere girelim, yan kafeslere. Abi siz oraya girelim. Onu çıkart. Boş ver ya, hiç şey yapmayın. Gerçekten değecek bir şey. Daha önceden kötü tecrübem var diye. Var var. Kendi kapında yetişen gibi yok. Belki hiçbir şey yapmaz ama genelde risk almak. Yo, o seni ısıracak da. Ama bak şimdi, köpekten bu köpek, ben bence %90 dışarı çıktığı zaman bir şey demeyecek. Bu içeride bu şeyleri yapıyor. Dur dur, kızdırma şimdi Fatih. Şimdi içerideki değil, bu geri içeri alırken sıkıntı yapar. Orada gezerken sanmıyorum ben şey yapacağını da. Ha, belki içeri girmeyebilir diyorsun. He, girerken kafası yürüyor. Gününe benziyor bu tipi. Evet. Çok tehlikeli köpek. Çıkarsaydık iyi olacaktı ama baş sen... Baş ki bununla. Hı? Baş edilmez ki bununla. Evet. Yok götür şimdi. Zaten, alır götürür ya. Çok güçlüdür bu. Bir de daha taze bu, 30 aylık falan. Öyle mi? Hmm. Valla sen bence o arkadaş geldiği zaman dışarıda bir tecrübe et. Etmem lazım. Yoksa böyle olmaz. Senin, evet, senin bununla babasıyla bir tecrüben vardı. Ha, bu şeyin oğlu mu? Şuradan kopmuştu. Evet. Bunu çıkart dışarı bakalım. Poyraz hatırlayayım değil mi? Evet. Bu neyin nesi? Gürün'ün kardeşi Poyraz. Ha, Poyraz'ın. Poyraz'ın oğlu bu. Anne tarafı kimlerden? He? Anne tarafı kimlerden? Anne Elbistanlı Bozo. Şu araba falan çeken vardı ya, şu beni çektiği gibi çekiyordu. Video, eski. Eski. Onlara dayanıyor. O bozlardan. Yalnız Gürün'lerde bir tipik bir karakteristik tip var. Hepsinin birbirine benziyor. Yani suratları böyle, bakışları falan benziyor. Evet, aynen. Tasma da yepyeni herhalde. Kayış da öyle. He. Güzel, yakışmış. Köpeğimiz de bu. Evet. Dur, dur oğlum, dur. Dur oğlum. Güzel köpek. Kaç yaşında dedin buna? Bu 4 yaşında şu anda. 5'e girmek üzere. Hmm. Tam damızlık. Evet. Olacak. Babası falan öldü değil mi bunun? Ya onu bir Antep'ten bir takipçim geldi. Sadece düzgün bak dedim. 2 aydan fazla yaşatamadı. Hmm. Şey oldu. Öldü. İyi bakalım, maşallah. Tüyü müyü postu güzel, yakışıklı bir köpekmiş. Gel, gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel, gel. Kayışı da güzelmiş. Koş, 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 koş. Gel. Gel. Bunu şeyle, biraz önceki o iri köpek var ya, evet. Muhtar. Onun adı Muhtar. Adamcı olan. Muhtar'la çiftleştirdim. Bu da Gürün'ün bir taraftan şey yapıyor, torunu oluyor. Kurtçuluk özelliğini şey yapmayalım dedik. Biraz boyunu arttırmak için Muhtar'la, evet, çiftleştirdim. İyi bakalım. Hayırlı olsun. Bu neyin nesi? Bu da gene aynı, iki tarafı da bizim köpeklere dayanıyor. Ahmetçikli Sarı'nın şeyi, torunu, şey, façayı bilirsin. Façanın torunu oluyor. Hangi façanın? Bu güzellik yarışmasında şey, Selim'deki faça var ya. Evet. Onun torunu olur. Bunun babası anası kim peki? Şu faça diye bir tane köpek vermişti ya Selim. Evet. Onun bacısından olma. Annesi onun bacısı. Hı. Babası da şey, şu en başta çektiğimiz dişi var ya, onun, hı, kardeşi. Erkek. Gel kızım, gel. Şimdi gel. O Uğur'a giden façanın kardeşinle, bacısınla, bacısıyla o baştaki dişinin, hı, kardeşinden çıkma. Bunun
4 tane şey doğurdu, dişi doğurdu. Tabii verdiklerime kurda muayyer verdim tabii. Hiç şey tam bizimkilerin özü olduğu için. Evet, tip olarak aslında mesela dişi de kangal. Tabii dişinin soyunda sen başka köpekler de var diyorsun. Yani bu tam böyle tipik kangal çıkmamış ama kangal ağırlık çıkmış. Evet. Evet, façanın kardeşinden çıkmış olmasına da rağmen aynı zamanda. Evet. Evet. Ahmet Çiklis sarı ve Gürün'ün torunu oluyor iki taraftan. Öyle mi? Tabii. İki, yani iki biraz kardeşim... bu tarafa döndür müsün kafasını bana doğru? Gel kızım, gel. Gel. Bundan mantar oldu. Bunda mantarlık başladı. Şimdi hemen müdahaleye başlayacağız. Yani... Biraz uyuzluk da var sanki hafiften. Yok, mantar o. Mantar mı? Mantar. Ahmet Sarı ve Gürün. Gürün, evet. Yani köpeklerimin özü onun için... Baksana kafada dümdüz çıkmış. Süper bir damızlık bu. Sapsarı, çok güzel çıkmış. Evet. Yani kulaklı durunca sanki böyle golden gibi de bir tipi var. Hafiften tüylü. Tüylü de değil aslında. Sapsarı çıkmış ya. Neredeyse hiç maske yok değil mi? Şey, bak diğerinde biz şey demiştik ya. Bunun annesi, şey baba tarafı şey, Gürün. İlk başta çözdüğümüz dişi de anne tarafında işte şeyler var. Çolaklar şeyler var. Dur kızım, evet. Dur. Yani bu bizimkilerin özü oldu. Ya zaten kulağı kesilse tam onlardan. Evet. Bunu kangala çek, kangal versin yani işte. Tabii. Gel kızım, gel. O kadar mülayim ama şey kan beynine bir sıçradın mı da. Öyle mi? Manyak bir şey oluşuyor. Maşallah çok... Dümdüz kafalı, güzel salı, güzel boyu posu, her şey evet. Güzel bir dişi. El, ayak. Orijinal de bir sarı rengi var. Evet. Sarı köpeklerle çalışılması lazım. Evet. Bu bizim deli olanımız. Evet, Puma Volkodov herhalde. Evet, Volkodov. Kaç yaşında? 4 yaşında galiba bu da. Puma'nın, ben çok dikkat ettiğim kan hattı Rusya'da yaşadığımız için kan hatlarını bilirdik. Bunda kaplanlara dayanan... Groşluk, evet. Tarzanlık yani bu önde gelen en iyi köpeklerin kanlarını taşıyan Frank torunu. Evet. Frank tasma sirmoyu herhalde çift tasma bağlamışsın. Ben dışarıdakilerin hepsini çift bağlarım. He. Çünkü, ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz diye. Şey, bunun en son Gürün'le bir şey oldu. Gürün bağdayken yakaladı. Hı. Gürün'ü perişan etti. Öyle mi? Tabii zincirde kısa düştü. Ben de Antalya dedim o ara. Gürün'ü öldürüyordu az kaldı. Bu iyi mi boğuşuyor o kadar? He? Boğuşur. Psikopat. Hiç de tipinde öyle bir şey yok yani. Yok. Sen Bernard'lar gibi değil mi? Ya av köpeği gibi. Sen Bernard gibi. He. Kafa. Kaç yaşında ki bu? 4 yaşında galiba. Tabii Gürün yaşlı. Bir de kısa da zincirde. Yok. Zincir dolanmış. Kısa kalmış şöyle bir şey. Hareket edemiyor. Yani onun yapacağı bir şey yok. Fırdöndüsü o zaman bozuktu. Fırdöndüsü yoktu o zaman. Dolaştı. Gördüm. Şeye dolaştı. Kötü kısa olmuş. Mesafede. Kim kurtarmış? Abim. Abim Allah'tan görmüş. Sonra geldim zor kurtardım kendi köpeği. Bu da bizim Puma, Volkodov'umuz. Eyvah. Benim oğlum. Evet, efsane. Gürünümüz. Kaç yaşın oldu ya? Valla daha şey olarak 12 yaş olarak biliyorum ben. Maşallah yine de dinç ve sağlıklı duruyor. Şey 7 yapışmıyor artık. Yaştan dolayı. Ama ben senden şöyle güzel bir fotoğraf alırım şimdi. Ben yanına otururum. Evet. Küs müyüz? Niye bakmıyorsun bu tarafa? Dargın gibi duruyorsun. Yok. Ben buna şimdi Gürün, Ahmet Sarı'yla Dede Gürün'ün oğlu mu? Yani. Bu Dede Gürün'ün oğlu. Ahmet Sarı'nın kardeşi. Ahmet Çıklı Sarı'nın kardeşi şeydilerim, diğeriydi. Dede Gürün'le Ahmet Çıklı Sarı kardeşlerdi. Kardeşler evet. Ama babadan bir kardeş, anadan bir. Anne baba birdi. Onlardı. Yuva kardeşlerdi onlar. Evet. Bize kısmet olan Dede Gürün oldu. Zaten Ahmetçik köyü şurada yakında yani. Evet. Murat arkadaşlardan aldık biz onu. Zaten yetiştiren onlar Murat'la Fuat diye iki kardeşten. Evet. Biz de Gürün üzerinden yürüdük. Şimdi biz de oradan şey yaptık. Ben bunu çektim şeydi. O zamanlar Uncular'ın Karabaşı'nın kızı vardı. Helen evet, dişi. Evet. Onunla çiftleştirdim, bu çıktı. Dede Gürün'ü. Dede Gürün'ü çiftleştirdim. İlk şey de bu. Uncular'ın Karabaşı kime çekmişti acaba? Onu tam bilmiyorum. Helen dişi diye bir köpekti.
Güzel bir dişiydi, hoşuma gitti. Ben çiftleştirmeyi yaptık. Ben yurt dışından geldikten sonra ilk beslediğim köpek bu. Evet. Böyle çok şükür. Ayak şişmiş, Volkodov'dan mı kaldı o? Yok, o şey Nasır'dı. Nasır zamanla o duruma yaştan dolayı değişik değişik şeyler yaptı. Hepsinin buradakilerin çoğunun dedesi babası. Aynen aynen. Bu bizimkilerin özü. Hem kurtçuluk hem meydancılık olarak. Her şeyinin kendini ispatladı benim koca olan. Evet maşallah. Tabii bunun zincir dolaşmasaydı hala bu yaşında bile ona çok sıkıntılı anlar yaşatırdı herhalde. Şöyle bir şey yaşadık. Şey de uzakta değil. Mikael arkadaş Avuşundan geldi. Ben köpeklerin yerlerini temizliyordum. Evet. Sonra dedi ki Gürün'ü gördü. Gürün bitmiş abi dedi ya. Hı. Sonra tabii ben temizlerken bir yabancı bir köpek geldi buraya. Hı hı. Çıktım köpeği kovalıyorum. Bu şey çiftliği tekrar geliyor aynı yere. Tekrar kovalıyorum. Dişi vardı kızan. Sonra dışarıda sadece Gürün vardı. Gürün'ü koyurdum. Sonra Gürün müdahale yaptı. Sonra kendi Mikael arkadaşı dedi ki abi daha bitmemiş Gürün dedi. Her zamanki hamileyi kasıklardan hemen şey yaptı. Köpek elinden aldım kaçtı bir daha da geldi. Gürün de fark etmiyor. Güçlü güçsüz hep kasığa giriyor başta değil mi? Yani eğer yeri gelirse. Yok. Üstten hiç boşluğu oldu mu? Şeyde Gürün de şey gücü yetmeyince daha şey. He, daha çok giriyor. Daha çabuk giriyor. Ne kadar eri olursa o kadar daha çabuk. Ama yaşlandı tabii belki de güçsüz diye. Tabii şimdi belki. İşi riske almayayım demiştir. Yani. Evet. Maşallah var yine de iyi vaziyette. Evet Mikael arkadaşımız da kameramanlığımızı yapıyordu bizim sağ olsun. Bu bizim kurtçulular diye şey yaptığımız bu soydan gidiyoruz işte. Bunun şeyi babasıyla Ahmetçikli Sarı kendileri anlatıyor üreticileri. Ayıya saldırmışlar. Bunun babasının karnını yırttı. Yani püskürttü köpekleri. Ayı ama ayıya saldırmışlar yani. Burada biraz şey var abi ben. Mehmet Hoca var. Evet. He, onu söylüyorlar. Dayı soyu var. Hı hı. Dayısı var özellikle onun. Evet. Bu tip de bir köpek o da. Yok yok dayı buna benzemiyor. Biraz daha küt burunlu. Dayı... Tam benzemiyor ama. Dayı tam bir tarafı Kangal'la Sivas'ta gezen biraz daha kiriz dediğimiz köpeklerin ortası bir tipteydi. Altından Kangal da çıkar. Yani dayıda da Kangallık oranı çok yüksekti. Hmm. Ya da şöyle Kangalların altından çıkmıştır belki bazen işte her köpeğin soyunda bir şeyler oluyor ya. Hmm. Öyle bir şey yapmıştık. Dayı çok güzel Kangallar da veriyor. İri bir köpek. Yok dayı iri değildi. Kalın bir köpek gibi gözüküyor. Kalındı. Kalındı. Kalındı evet. Yani bunu kurdun kasıklarından şey yaptığını görüyorum. Tabii dayanmıyor. Güzel oluyor. Deviriyor hemen kasa giriyor. Kurdu bile hemen kasıktan, şey yapıyor. Tabii kasıktan hemen etkisiz hale getiriyor. Sonra oynarken de şu şeylerini kemikleriyle oynamaya başlıyor. Ağız, benim köpeklerin ağız yapıları çok sert. Evet. Çene. Çene. Çene şeyleri çok yüksek. Maşallah maşallah. Evet içeri geçelim bari. Geçelim. Evet Cankat'cığım şimdi videonun başında söyledik. Seyircilerimiz seni merak ediyor. Neden video çekmiyorsun diye. Evet. Ben sohbet videomuzdan anlattım aslında bir şeyler ama tabii evet. Sen anlat biz seni dinleyelim. Evet. Neden ilgilenemiyorsun? Neden çekemiyorsun?